Arife tarif ne gerek? Amerika gezimize bu hafta... Evet, evet. Teksas'tan devam ediyoruz. Teksas'ın bayrağı işte bu. Teksas öylesine büyük, öylesine büyük bir eyalet ki... Biz Teksas'ın aşağı yukarı sadece onda birini, o da iki haftaya bölerek sizlere göstereceğiz. Şöyle yaptık. Bu hafta Teksas'ın sessiz, sakin taraflarını gösterelim dedik. Mesela Dallas. Ha, Dallas'ın ne kadar sessiz, sakin olduğunu da CR'a sormadı. O da ayrı konu. Ha, biz yine de Dallas'ı, Irving Teksas'ı, Ellis County'yi ve Waxahachie gibi Teksas'ın sessiz, sakin yerlerini bu hafta göstermeye karar verdik. Haftaya dananın kuyruğu kopuyor. Haftaya çıngar çıkıyor çünkü bu geliyor. Teksas eyaletindeki ilk durağımız Dallas. Burası Dallas'ın ilk kurulduğu yer. Dealey Plaza diye biliniyor. Sağımda ana cadde ve hemen onun arkasında ticaret caddeleri bulunuyor. Zannediyorum o zamanki isimlerle bugün de anılıyorlar. Ana cadde ve ticaret caddesi. Burası yaklaşık olarak 500 metreye 500 metre bir alan. Her şey burada başlamış. Yani ilk bina, ilk ev burada kurulmuş. İlk bakkal, ilk post ofisi ve ilk mahkeme binası. Hepsi burada. Hatta tatsız bir tesadüf. Amerika Birleşik Devletleri 35. Başkanı John Fitzgerald Kennedy 22 Kasım 1960'ta işte yine burada vurulmuş. Yani her şey burada oluşmuş Dallas'ta. Ne yazık ki bir tek kamera hareketiyle hepsini gösteremiyorum. Şimdi parça parça bütün bu önemli binaları, bu önemli alanı sizlere tanıtmaya çalışacağım. Dallas burada küçük bir kulübeyle başlamış ve bakın şu hale gelmiş. Elm Street, ana caddenin bir alt paraleli. Hemen arkamda gördüğünüz bu kırmızı bina, yani 411 numaralı Elm binası da. Elm sokağı ile beraber çok tatsız bir olaydan dolayı ünlenmiş dünyada. 22 Kasım 1963'te John Fitzgerald Kennedy'yi vuran kurşunlar işte şu binanın 6. katından şu pencereden atılmış. Bu son derece üzücü olayın anısına bugün bir anıt yükseliyor Dallas'ta. John Fitzgerald Kennedy Memorial. Dedim ya burası Dallas'ta her şeyin başladığı yer, o küçük alan. Sokakların ismini biraz önce söylemiştim, ana cadde, ticaret sokağı gibi. Hemen önünde Record Street var, yani kayıt sokağı. Sanırım o yıllarda gelen gidenin kaydedildiği yer orasıydı. Hemen arkamda da Charles Sokağı, Market Street. Bakın burada ne göstereceğim size. John Neely Bryan. Bugüne kadar ben de kendisini tanımıyordum ama Dallas'a gelince ister istemez tanışıyorsunuz. John Neely Bryan 1846'da, yani günümüzden tam 143 sene önce buraya ayak basan ilk cowboy. Buraya gelmiş ve Dallas yerini kurmuş. Bu da onun evi. John Neely Bryan evi öylesine şirin, o kadar güzel ki yalnız bunu yetinmeyeceğiz. Sağından sonra ben size evi göstereceğim. John Neely Bryan evini geçiyoruz. Evet, evi gezelim dediysek lafın gelişi. Bir oda bir kulübenin nesini gezeceksiniz ki? Olsun, çok şirin, yine de göstermek istedim. İşte ilk Dallas evi bu. Son Dallas evi ise bu. Bizim kuşak Pecos Bill'i iyi tanır. Pecos Bill silah kullanmayan, adalete inanmış yaman bir kovboydu. Adalet dedim de aklıma geldi. Dallas'ta mutlaka görülmesi gereken bir bina daha var. Tam 100 yıllık bir bina. Bu arkamdaki işte.
eski mahkeme binası. Burası Arkansas granitinden gri kısımları. Kırmızı kısımları da Pecos kum taşından yapılmış. Yani Pecos'u de oradan hatırladım. İşte Pecos kum taşı ve Arkansas granitinden 100 yıllık nefis bir bina. Bunun dışında 20. asır modern mimarinin çok güzel örneklerini görmek mümkün Dallas'ta. Dallas'lar yapıların dış cephelerinde özellikle cam kullanmayı çok seviyor ve sıkça kullanılan camları çok da güzel bir görüntü veriyor. Bu arada bir kanun varmış Dallas'ta öğrendiğimize göre. Hiçbir bina bir diğerine benzeyemezmiş. Dolayısıyla bu tasarımcıları, mimarları yeni formlar aramaya, yeni mimari stiller yaratmaya itiyor. Sonunda öyle enteresan bir bina yapmışlar ki bunu göstermesem haksızlık olur diye düşündüm. Bakın. Dallas'ın küçük evleri yerlerini o kocaman kocaman binalara terk ederken o efsanevi çiftlikler de teker teker tarihe karışmış. Artık o güzel çiftlikler yok. Yani var da şekil değiştirmişler. Mesela burası işte o çiftliklerden bir tanesi. Burası ünlü çok büyük bir aileye ait. Carpenter ailesine. Buraya Carpenter çiftliği diyorlar. O kadar büyük yani buradan görünmüyor. Uçsuz bucaksız topraklar. Dallas-Fort Worth havaalanından şehrin merkezine kadar giden bir ana yol var. Büyük ekspres yol. O yolda da Carpenter yolu zaten artık tahmin edin ne kadar büyük bir çiftlik olduğunu. Burada enteresan bir olayla karşı karşıya geliyoruz. O da şu arkamdaki Tay heykelleri. Tabii toprak, çimen ve tahta yerini cam, çelik ve betona terk ederken o güzelim Taylarda ancak bronz heykeller olarak yerini almış bir süs eşyası haline gelmiş. Amerika deyince, Texas deyince, hele hele cowboy deyince aklımıza hemen onların ayrılmaz parçası at geliyor. Ve sanıyoruz ki at Amerika'nın, Texas'ın cowboyların simgesi. Büyük yanılgı. Büyük yanılgı çünkü Amerika'da at yok. At ilk kez İspanyol denizciler tarafından Amerika kıtasına getiriliyor Avrupa'dan. İsmi Mestenas. İspanyolca vahşi at anlamına geliyor. Mestenas'ın ismi burada bir değişiyor. Mustang ya da Mustang ismini alıyor. Yani bildiğimiz Tay. Amerikalı ya da Texaslı ve hatta Dallaslı. Artık simgesi haline gelmiş olan Tay'ın Avrupa'dan gelmiş olmasına pek fazla gocunmuyor. Çünkü kendisi yıllar önce Avrupa'dan gelmiş. Onlar için Tay, yani onların dediği gibi Mustang ya da Mustang, hür topraklarda koşturan hür insanın simgesi. Irving, Texas'ta Dallas Communication Complex'teyiz. Burada büyük stüdyolar var. Las Colinas stüdyoları. Bizim yakından tanıdığımız birçok film burada çekilmiş. Birçok müzisyen, birçok grup gelip burada provalar yapmış. Hazırlıkla burada yapmışlar. Yanımda Lauren var. Buranın görevlisi. Rica edeyim size bir bilgi verecek. Hello Lauren. Hi. How are you doing? I'm doing great. What all this famous... Bütün bu tanıdık yüzler. Buraya ne için gelirler Lauren? Buraya film çekmeye ve televizyon dizileri için gelirler. Ayrıca bazı rock şarkıcıları da prova yapmak için buraya geliyorlar. Sen de biliyorsun değil mi? Tabii biliyorum. Evet. Ve burada gerçekten çok iyi çalışıyorlar ve çok kaliteli işler çıkıyor. Burada bazı ünlü kişilerin resimlerini görüyorum. Mesela şu Oscar kazanan Meryl Streep, Cher. Evet, onlar Silk Road'un tamamını burada çektiler. Tamamını mı? Tamamını. Burayı adeta bir fabrikaya çevirdiler. O filmde gördüğümüz fabrika burası mıydı? Evet, burasıydı. Sinema işi aslında inanılmaz bir şey. Yani bir rüya gibi değil mi? Gerçekten. Biz sadece Los Angeles'te ve New York'ta film stüdyoları bazen de gördüm ki şimdi Dallas'ta bir tane var. Başka yerlerde var mı buna benzer stüdyolar? Bu mükemmellikte yok. İnanmıyorum. Bir daha söyle. Bu mükemmellikte yok. Texas'ın galiba. Evet. Öyleyim. İnanmıyorum. Ne kadar mütevazısın. Peki bütün bu rock yıldızları, bu şarkıcılar buraya prova yapmaya mı geliyorlar? Nedir? Prova için de geliyorlardı ama en son buraya Phil Collins gelmişti prova için. Daha sonra prova bittiği zaman bize bir konser verdi. Tam bir müzik şöleniydi. Hepimiz çok memnun kaldık tabii. Harikaydı yani. Harika. Düşünüyorum da yani belki bir gün... Sen de gelirsin değil mi? Söz ver bana ama. Tamam. Söz veriyorum. Ben de günümde belki gelip burada bir konser veririm. Bak Lauren, ayrılmazdan önce senden için ben bir kelime istiyorum. Şu anda bizi milyonlar izliyor. Bak. Merhaba. It means hello. Merhaba. Merhaba. Yeah, merhaba. Merhaba.
Irving, Texas'taki Las Colinas stüdyolarının ünlüler balkonundayım. Bakıyorum da maşallah herkesler burada. Priscilla Presley, Bill Bigsby, Meryl Streep, Cher. Bakıyorum daha tanıdık yüzler. James Taylor, Leon Russell, Everly Brothers, Julian Lennon, Phil Collins. Hepsi maşallah, hepsi buradalar. İnsan burada bir hoş oluyor bunların arasında. Bakıyorum da şurada boş bir yer var. Hani neden olmasın günün birinde? Kendim için düşünmüyorum. Hani Türkan Şoray, Şener Şen. Neden olmasın?